Merhaba, umarım herkes iyidir. Sanırım bir ay olacak bin kitap kullanmayalı. Bu durum bazılarınız için ne alaka bin kitap adam gibi olabilir. Ama gelin isterseniz bunu size biraz açıklayayım. Bir süre önce bir YouTube videosu izliyordum ve bu YouTube videosunda bir tweetin ekran görüntüsü alınmıştı. Bu tweette de şöyle bir şey ima ediliyordu. Kitapları kendim için değil de Goodreads için bitiriyor gibi hissediyorum. Ve böyle birkaç tane daha tweet vardı ve bunları görünce durdum ve düşünmeye başladım. Acaba ben de bin kitabı ile böyle hissediyor muyum diye. Ve bunu test etmek için bin kitabı sildim. Ee, birkaç sebebi var. Birinci sebepten başlamak istiyorum. İlk olarak herhangi bir uygulamaya bağımlı olma hissinden nefret ediyorum. Ve şu an zaten herhangi bir sosyal medyam yok YouTube dışında. Ve bin kitabı da şöyle düşünüyordum. Ama bu kitap, ama bu kitabımı böyle takip etme uygulaması, Bu sayılmaz. Bu uygulama sayılmıyor sosyal medyadan. Ama sayılıyor. Çünkü çok fazla zaman vakit geçiriyorsun üzerinde. Yani bir dakika bak çık. Neden 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika, 1 saat bu uygulamada doğmasın? Ee, bu biraz tabii ki de benlik bir problem. Benim kontrol edemediğim bir şey. Ve ben genelde tuş telefonu geçtiğimi de biliyorsanız böyle şeyleri kökünden çözmeye daha meyilli bir insanım. Bu yüzden bin kitap uygulamasını sildim telefonumdan. Bu uygulamaya bağlı olma hissinden nefret ettiğim için ee, telefondan önce sildim. Sonrasında da zaten tuşlu telefona geçtiğim için de herhangi bir şekilde bin kitaba bakma isteğim olmadı Tabletten olsun veya bilgisayardan olsun. Ee, i̇kinci olan şey kitap okumak benim en sevdiğim hobim ve bin kitabın bunun sev ve bin kitabın bu sevgimi azalttığını düşünmeye başladım. Ee, bu benim gibi ekstrem kullanıcılar için geçerli bence. Çünkü ben bu uygulamaya premium ödüyorum sıfır reklam görmeyeyim ve onları destekleyeyim diye. Ve her gün giriyorum. Sabah akşam giriyorum yani. Her anımı, her alıntıyı yazıyorum oraya. Sürekli bildirimlerime bakıyorum falan. Benim gibi bir kullanıcıysanız sürekli o yıllık hedefe odaklanmak, sürekli bu ay kaç kitap okumuşum diye bakmak. Bunlar insanı rahatsız eden şeyler. Çünkü bir hobide bunların önemi olmamalı. Bir hobiniz varsa bunu yaparken ki zevk almanız daha önemlidir. Bittiğinde ne olduğu veya başlangıcına nasıl karar verdiğiniz falan değil. O süreç her zaman daha güzeldir ve bu bana şeyi düşündürttü. Ben kitap okumayı mı seviyorum yoksa kitap okudum deyip bin kitabı eklemeyi mi seviyorum? Bu bana bunu düşündürttü ve bunu görmek için bin kitabı sildim. Üçüncüsü beni kendim hakkında kötü hissettirmeye başladı. Biliyorsunuz okul başlayınca ne anne ne kaç tane tamam hadi bay bay. bayıldım. Bin kitaba geri dönmeyi kesinlikle istiyorum. Bilgisayarımdan ara sıra okuduğum kitapları eklerim diye düşünüyorum. Ama e, yani bin kitapta yaptığım şey aşırı derecede ekstremdi. Çünkü sü sürekli okuduğum kitapları anında eklemek, bitirdiğin zaman anında yapmak bunlar çok saçma şeyler e, ve beni rahatsız eden şeyler ve kitap okumanın büyüsünü kaybettiren şeyler. Ben biliyorum bin kitabı çok fazla kullanın her uygulamayı da olduğu gibi normal miktarda kullanın arkadaşlar. Dördüncü olarak ben bunu biraz kendimi test etmek için yaptım. Acaba gerçekten kitap okumayı seviyor muyum yoksa bin kitapta o yıllık okuma sayısı arttıkça mutluluğum artıyor falan diye. Ama gerçekten kitap okumayı seviyormuşum. Sadece öncesine kıyasla böyle bir anksiyetem yok. Gerçekten çok rahatlamış hissediyorum yani abartma diyebilirsiniz ama sürekli bir uygulamaya girdiğiniz zaman o da sizin hayatınızın bir parçası oluyor sonuç olarak ve bu uygulamanın da hayatımdan kalkmasıyla ya da daha doğrusu hemen erişilebilir olmamasıyla birlikte kitap okumak benim için daha zevkli bir hale geldi. Peki okuduğum kitapların nasıl e, takibini tutuyorum? Açıkçası kendim böyle bir şey hazırladım okuyacaklarım için ve şu an okuduğum kitaplar için. Şu an siz de bunları dijital mağazamdan satın alabilirsiniz. Bunlar bana gayet yeterli. Eğer bir kitap hakkında bir şey yazmak istiyorsam da defterime yazıyorum. Alıntılarımı da defterlerime yazıyorum. Herhangi bir uygulamaya yazma gibi bir içgüdümün olmaması artık beni çok mutlu ediyor. Çünkü ben bu teknolojik aletlere bağımlılıktan nefret ediyorum. Gerçekten katlanamıyorum ve e, kitap okumanın da benim için mahvolmasını tamamen istemediğim için bin kitap kullanmayı bıraktım. Yani daha doğrusu sürekli kullanımı bıraktım azar azar girerim. Okuduğum kitapları eklerim arada. Ee, normal bir seviyede kullanmaya devam edeceğim. Ama bir ay boyunca kendime yasaklamış. Bin kitaba girmeyeceğiz diye kendimi şartlandırmıştım. Yapabiliyor muyum diye görmek için. Yani zaten 2019'u kullanmaya başladım. Onun öncesinde de kitap okuyordum bunusuz. Yine de okuyabilirim. Böyle kısa bir videoda size açıklamak istedim. Neden bin kitap kullanmayı bıraktığımı. Bu videoyu görüyorsan bin kitap... Seni seviyorum. Sana olan sevgim azalmadı. Sadece aramızda şu an garip bir ilişki var. Ama sorun değil. Bunu normale çevireceğim. Artık telefonum olmadığı için bin kitap kullanımım da normale dönüşecektir diye düşünüyorum. Videoyu özetlemek gerekirse kitaplarla olan ilişkimi daha da güçlendirmek ve acaba gerçekten bu uygulama yüzünden mi okuyorum yoksa sevdiğim için mi okuyorum duygusunu test etmek için bunu yaptım. Ee, eğer sizin de böyle bir bağımlılığınız varsa ve bunun olduğunu düşünüyorsanız ve hani bin kitaba kitap girdi, kitap eklediğinizde veya kitap bitirdiğiniz zaman gelen o mutluluk hissinin normal kitap bitirdiğiniz ve eklemediğiniz zaman hissettiğiniz hisle aynı olmadığını düşünüyorsanız bence bir süre ara verin. Çünkü kitap okumak dediğim gibi okuduğunuz zamanla ilgili. Kitabı bitirdiğiniz zaman, bin kitabı eklediğiniz zamanki gelen mutlulukla ilgili olmamalı. Eğer böyle bir şey varsa bence siz de bir süre ara vermeyi düşünün. Bu arada kitap kulübüme katılmak isterseniz katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Sanırım telefonlarda gözükmüyor. Web sitesinde gözüküyor sanırım sadece. Abone ol kısmının yanında katıl butonu var. Oraya tıklayarak kitap kulübüme katılmış olacaksınız. 2025'te farklı ülkelerde farklı farklı kitaplar okuyacağız. Çok heyecanlı olacak. Sizi de orada bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.